Hadi gelin hep birlikte bebekliğimize gidelim. O zamanlar karnımız acıksa, uykumuz gelse veya oyuncağımız uzakta olsa hep ağlardık. Öyle ki ağlamak çoğu zaman tek iletişim yöntemimiz olurdu. Peki ama şimdi neden ağlıyoruz? Vücudun bu garip şekilde dışarıya sıvı atma olayı da nereden geliyor? Gelin Limbik Bey'i dinleyelim. Karşınızda Limbik Bey'in dünyası. Bilim, merak ve eğlenceye hoş geldiniz. İlginç bir detayla başlayalım. Aslında bütün gözyaşlarımız aynı değil. Üç farklı gözyaşı çeşidimiz var. Bazal, refleksif ve duygusal. Bu gözyaşları farklı uyaranlara karşı duyarlı olsalar da aynı şekilde ortaya çıkarlar. Göz bebeğimiz ve göz kapağımız arasında yerleşmiş olan lakrimal bezler tarafından salgılanan gözyaşlarımız, biz göz kırptığımızda tüm göz yüzeyine yayılır. Salgılanan bu gözyaşları, gözyaşı kanalı ile burnumuza akıtılarak fazla sıvı vücut dışına atılmış olur. Eğer gözyaşı çok fazla ise, buruna çok fazla sıvı akıtılır. İşte salya sümük ağlamak deyimini oluşturan bölüm de budur. Bazal gözyaşı, lakrimal bezlerin sürekli gözyaşı damlası üretmesiyle oluşur. Böylece hiç farkında olmadan korneamız, kir, toz ve kurumaya karşı korunmuş olur. Öyle ki günde 283 gram, yaklaşık 1 su bardağı ve yılda 100 kilo, yaklaşık 5 damacana bazal gözyaşı salgılarız. Bu, gözün korunması için oldukça önemli bir mekanizmadır. Bir diğeri refleksif gözyaşıdır. Bu gözyaşı, göze tahriş edici bir şey geldiğinde salgılanır. Buna verilebilecek en iyi örnek ise, belki de birçok gün yaşadığımız soğan kesme sorunsalıdır. Kabuğu içinde saklı bulunan sülfürik asit, soğana bıçağı değdirdiğimiz gibi hapsolduğu yerden çıkar ve gözümüz dahil birçok şey ile temas eder. Kornea ile asitin arası bir hayli bozuk olduğu için, kornea bu yakınlığa daha fazla dayanamaz ve beyne sinyal göndererek yardım ister. Korneanın bu çığlığına sessiz kalamayan beynimiz, yoğun olarak sudan oluşan refleksif gözyaşlarını devreye sokar. Fakat bu yardım o kadar çoktur ki, gözyaşı kanalları bu sıvıyı boşaltamaz ve pıt, gözyaşımız damlar. Bizim için en derinden gelen gözyaşı ise duygusal olandır. Çok mutlu ya da çok üzgün olduğumuzda, limbik sistem ve hipotalamus bu duyguyu işler ve otonom sinir sistemini aktive eder. Otonom sinir sistemi, kalp atış hızı, terleme, nefes alma ve vücut sıcaklığını kontrol etme gibi üzerinde bizim kontrolümüzün olmadığı davranışlarımızı düzenler. Kontrolümüz olmayan bir diğer otonom sinir sistemi fonksiyonu ise ağlamaktır. Bu insana özgü duygusal gözyaşları, diğer iki gözyaşı türlerine göre farklı bir özelliğe sahiptir. Bu gözyaşları, hem stres hormonu olan adrenokortikotropik hormonu, hem de bir ağrı kesici olan enkefalin hormonu içerir. Böylece ağlayarak hem stresi alıp götürüyoruz, hem de doğal bir ağrı kesici almış oluyoruz. Bu katarsis etkisiyle ağlamak güzeldir. Bunu bilen otonom sinir sistemimiz, üzgün olduğumuzda rahatlamamızı, mutlu olduğumuzda bunu korumamızı sağlamak için ağlamamıza yol açar. Neden ağladığımızı düşünürken, bunun bir iletişim yöntemi olduğundan da bahsetmek gerekir. Bebeklik dönemindeki gibi olmasa da, ağlamayı hala bir iletişim yolu olarak kullanıyoruz. Ağlamak, duygularımızı göstermenin en iyi yolu. Hal böyle olunca, etrafımızda bulunanlardan yardım ve destek edinmek için de en direkt ve otonom yöntem durumunda. Hem bu kadar eskilere dayanan başka hangi davranışımız var ki? Yapılan çalışmalara göre, üzgün bir kişinin fotoğrafına gözyaşı eklendiğinde bu fotoğrafları daha acıklı buluyoruz. Yine gözyaşı karşımızdaki kişinin duygularını empati ile daha iyi anlamamızı ve sempati kurmamızı sağlayarak bu kişiye daha çok yardımcı olmamızı sağladığı da gösterilmiş. Gözyaşımızın hikayesi bu. Daha fazlası için abone olmayı ve her salı yeni bir video için geri gelmeyi unutmayın.